Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an Yaprak Sarıkata Trialini gezisine devam ediyorum. Çok gizemli noktalar var burada. Bazı yerleri keşfedip bazı yerleri keşfedemiyorum. Burası bir kilise. Bakın, papazın durduğu nokta. Burası havalandırmalı. Farklı bir mimari. Burada da küçük bir herhalde din adamı vaaz veriyordu. Bura bitmedi. Bakın. Burada iç içe. Ha, burada kaya mezarlar var arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane küçük çocuk mezarı var. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şurada da küçük kaya mezarı var. Şurada da var. Yaklaşık 13 toplam çoluklu çocuklu herhalde 20 kişiyi defnetmişler buraya. Haliyle burada da varmış. Buralarda kaya mezarı arkadaşlar. Bir sülale var arkadaşlar, burada yatıyor. Neden öyle bir şey yapıyorlarmış bilmiyorum artık. Adamlar dinine çok bizden sadık gibilermiş. Gerçekten samimilermiş. Şimdi gerçekten çok imanı zayıf insanlar var. İnşallah imanla şereflenirler. Yani iman var ama sönük. Közlendirip canlandırmak gerekiyor. O da neyle olur? Güzel amellerle Cenab-ı Hak hidayet eder. Hidayet ettiği kuluna cennetine lütfeder. Burada bitmedi arkadaşlar. Burada küçük bir nokta daha var. Su kuyusu tahmini. Daha devam ediyor arkadaşlar. Burası. Bakın. Yaprak Sarıkata Triali. Burada herhalde ocak varmış. Bakın. Şurası. Yemek pişirilen ocak. Yani buraya üzerinde durup ateş altta yanıp üstte pişiyor. Buradan da çıkalım. Oh, gerçekten çok güzel arkadaşlar buralar. Mükemmel yerler. Yani bana geçit veren noktaları hepsinin videosunu çekiyorum. Şu an bakın bu noktayı kaçırmıştım. Daha detaylı aşağı katı var mı? Onu da seyrederek gidelim. Evet. Bakın. Burada da bir yaşam alanı varmış. Üstü açılmış. Buralar zamanında çok insanları barındırmış arkadaşlar. Bakın. Kat kat yerleşim yerleri mevcut. Burayı da keşfedelim. İleriye gidiyor mu? Gitmiyor. Küçük bir yaşam alanı. Buradan da artık bir nokta daha var mı? Bakalım. Evet, burası da küçük yaşamış. Önü aynı devam ediyor. Bu şekilde geldiğim alan keşfetmediğim sadece değirmen taşının olduğu yer diğer videoda kaldı. Buraları diğer videoda çekim yaptım ama esrarengiz bölgelere çıkamadım arkadaşlar. Bakın şu bölgeleri çektiğim ama üst katlarına geçit vermeyen noktalar var. Gizemini koruyor. Zaman zaman keşfettikçe sizlere yayınlayacağım arkadaşlar. Burada da köpek var. Köpek benden saldırırsa bilmiyorum arkadaşlar. Artık bahçelere doğru gitti o. Böyle güzel mekanlar ziyaretçilerini bekliyor arkadaşlar. Yapraksar. Bakın. Yüzeysel olarak burada
Normalde yazın geldiğimde içerikli olarak videolarımı çektim. Şu noktalara çıktım. Yaprak Hisar Katatriyali, Kapadokya TV'de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Artık bugünlük bu kadar. Arabaya doğru yola kat edeceğim. Buraların içerikli videosu var. İzlemek isterseniz bakabilirsiniz. Buradan tarihi bir köprü var. O tarafa doğru yol kat edeceğim arkadaşlar. Çok güzel alanlar arkadaşlar. Buralar. Evet. Tarihi köprü. Melendez çayıyla sizlere videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Akıllı bir köpek bu. Bana da saldırmaz inşallah. Kaçtı zaten. O benden korktu. Ben ondan korktum ama böyle devam edip gidiyoruz. Seslenmeyelim. Bakın köprünün buradan sadece bir araba geçiş noktası var. Çok güzel bir yer. Arabada geçerken çekim yapmak istiyorum. Çünkü çok güzel akıyor. Melendez çayı. Çok güzel arkadaşlar. Bakın. Evet bakın Melendez çayının muhteşem güzelliğini görün arkadaşlar. Şimdi burası tarihi köprü arkadaşlar. Çok güzel. Bakın bir arabanın geçeceği kadar güzel bir köprü arkadaşlar. Bakın Melendez çayı muhteşem güzelliğiyle akıyor. Şimdi ben de bu köprünün üzerinden geçiş yaparak videomu sonlandıracağım. Aynı zamanda da tarihi mekanları sizlere izlettirerek arkadaşlar. Selamünaleyküm. Çok güzel köprünüz var. Evet. Teşekkür ederim. İyi günler. Rica ederim. Hadi arkadaşlar. Beraber köprü burada. Tarihi geçmişini duraklatıp izleyebilirsiniz. Buradan bu şekilde geçiş yapıp sizlere köprünün üzerinden Melendez çayının güzelliğini ve de buradan da Selimiye'ye doğru akışını izleyin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.